Hey arkadaşlar, yeni bir Isaac bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün yani ne yapacağımızı aslında hemen kavradın diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi bayağıdır hani takılıyoruz, güzel güzel eğleniyoruz. Bunu hiç sevmedim. Buna fena değil diyorum ama öbürü çok fena oldu. Neden Azazel'ı aldım rastgele hiçbir şey demeden, ne oluyor hayırdır dersen, bugün alternatif Azazel'ı açacağız. Biliyorsun dün hiç iyi olmayan şeyler oldu. Bunlardan bir tanesi, keşke bunu en başına yapsaydım. Bunlardan bir tanesi neydi? Alırım. Bana menzil lazım yalnız, acayip hemen menzil var. Ya dün başımıza gelen şeylerden biri, Greed'i bitiremedik. Yani hani Greed'i bitirememek bizi üzdü mü? Evet. Yani hani arkadaşım yani bir dakika yani hani burada 9 kuruş mu ne kaldı yani? Çok üzücü. Tabii Greed'i de hani Greedier oynamıyorum çünkü bana zor geliyor açıkçası. Daha o noktalarda değilim ben. Daha küçük noktalardayım. Şurada bir gizli oda. Pogyu bu arada. Pog. Değil. Bunu alırım. Bir de o mavi şeyi alacağız yalnız. Olur. Süper. Bir de trinket verdi. Tamam, bu trinket'ı da hemen bırakacağız. Bunları unutmamakta fayda var, tamam mı? Yani çünkü ben ara ara unutuyorum. Ve iyi olmuyor. O yüzden şimdi hemen gideceğim. Sonra bu katta birazcık daha dolaşacağım. Yani hani hemen bırakıyor değilim. Yalnız benim asıl istediğim menzil. Yani hani bir ruju bulabilirsek. Hani tamam bu da güzel ama bizim için hani ihtiyaç duyduğumuz şey değil. Bunu muhakkak bırakalım. Ya bugün niye ara karakter açıyoruz? Birincisi lazım. Yani hani bazı şeylerin yapılması lazım. İkincisi de bu düşmanlar eskiden yoktu burada böyle. Bunlar yeni. Range up, lock up. 3 tane lock up. Tamam, hayır demem doğrusu. Yani. Süper. Yalnız gizli odamız nerede? Sorusunun cevabı bende değil. Sandığa ihtiyacım yok. 15 kuruşumu tutmayı tercih ediyorum. Ben gidiyorum abi. Çok acelem var. Aşağılara ineceğiz. Aslında bugün Final Chapter diye geçiyor. Final Chapter'ı bitirmek istiyorum. Hoşça kal. Yani hani buraya giremiyoruz. Öyle bir şey. Hani Achievement'larda Final Chapter diye geçiyor. İşte şeylere gidiyorsun falan. Yok efendim göğe yükseliyor. Isaac de şöyle oluyor böyle oluyor. Falan da filan da. Oo baby. Gibi gibi. Şimdi biz tabii öyle şeyler istiyor muyuz? İstiyoruz ama health down. Demek ki health upmış. Tamam. O hapı tutmak bizim yararımıza mı olur? Olabilir aslında ya. Dur bakayım. Belki onu tutmak daha mı iyi olur? Biliyorum daha önce çok başımıza geldi. Health down'u tutup öldüm sonra ama dur bakalım. Şimdi hızlı güzel güzel gidiyoruz. Amacımız Tainted Azazel'ı açmak. Neden Tainted Azazel dersen? Ya Tainted Maggie'ye gidecektim. Hani bir Tainted karakter açalım istiyorum. İyi bir eşya değil ama alacağız. Ya şöyle, aslında iyi bir eşya da hani bizim beklediğimiz eşya menzil şu anda. Hani en çok ihtiyaç duyduğumuz şey o. Ve onu bize vermiyor. Bunlar da güzel eşyalar değil. Tamam, biz yolumuza ne yapalım devam edeceğiz. Health Down'u tutacak mıyım? İyi bir soru. Şöyle bir sıkıntı var. Full... Ya abi full'u... Neyse dur ya dur. Bakarsın daha iyi bir şeytan odası çıkar. Kullanırız. Sonra bu health up'a dönüşür. Sonra onu kullanırız falan değil mi? Yani öyle güzellikler başımıza gelebilir mi? Gelebilir. Neden olmasın? Neyse ki Azazel'la kötü hasar yemiyoruz diyecektim. Yani... Evet. Evet yani tabii ki. Gizli oda nerede bilmiyorum. Çok da öğrenmek istemiyorum. Oh bak mesela Holy Water burada acayip iş gördü bize. Şimdi. Olur. Gittim bile abi. Yani bunların hiçbiri benim. Bana menzil lazım. Menzil verir misin lütfen? Yani hani. Menzil diye geçiyor. Hani. Bilmiyorum hani şey yapabildik mi? Kendimi anlatabiliyor muyum? Bazen kendimi anlatmakta zorluk çekiyor. Öyle bir muhabbet. Tabii ki yani. Hani sunumlarda vesairelerde hep öyle. Ama benim kendime ait bir sistemim var abi. Bu arada şurada gizli oda mıdır? Ne dersin? Hop. Aa gördüm. Bir şey var burada. Dur bakayım. Bir şey var abi burada ama olmadı. Neyse tamam. 3 bombamızı boşuna mı harcadık? Galiba öyle oldu. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi
Bugün ne diyorduk? Birincisi bak ben asırlardır şey yapmaya çalışıyorum. Onu yapacağım bugün. Senin o, bugün onu yapacağız. Bu Perşembe günü. Şöyle abi. Şimdi şöyle bir durum var. Hani demiştim ya insanlar artık önlerine gelen her türlü komplo teorisine inanıyor diye. Şimdi bir ivermektin diye bir ilaç var mesela. Covid'e iyi geliyor diye insanlar aşıyı almayıp ivermektin alıyorlarmış, tamam mı? Ve ivermektin insanlarda kullanılan bir şey, ilaç. Fakat aslen insana şunu da almak istiyorum burada, onu söyleyeyim. Neden dersen, burada gizli oda olamaz. Şöyle bir durum var. Marbles diye bir eşya var. Hani bilye eşyası. O bende yok abi. Diğer save'de de açamadım. Bunda da açamamışım. Onu açmam lazım. O onun için yani. Bu arada hemen şöyle koşturacağım. Buraya gideceğim. Şunu yapmak istiyorum. Memnun muyum? Evet. Yani pişman değilim. Gayet iyiyim. Kendime güveniyorum. İyi hissediyoruz şu anda. Bir tek menzil istiyoruz. Şeyle. Hop. Kimi zaman böyle oluyor. Arkadaşım hoşça kal. 7'deyiz. Tamam gelecek. Neyse. Ya şimdi... Ve şey olmuş biliyor musun? Bayağı bildiğin atlar için böyle bir macun gibi bir şey, tamam mı? Ya bununla çok eğlenceli olacak. Sırf o yüzden şu hale bak ya. Artık benzin falan istiyor muyuz? Yani. Brimstone ile Ludovico normalde böyle bir etki yapıyor. Bu da çok eğlenceli. Biz bunun içinde böyle giderek. Çok keyifli ya. Çok da ama dikkatimizi bozmayalım. Dikkatimizi dağıtmayalım. Health down artı health down. Tamam, burada eğer bir şeytan odası çıkarsa eğleneceğiz. Holy water artı Ludovico. Ölüm demek abi. Çaktırmadan kendi kendimize müthiş bir şey yaptık ha. Burada bir gizli oda olabilir mi? Burası yani. Allah Allah, gizli odalar nerede acaba? Burada olamaz değil mi? Evet. Aşağıda da olamaz. Orada da değil. Pardon ama neredesin? Yani hani bir açıklama bekliyorum artık. Bu kadar da olmaz. Burada mı? Abi bilmiyorum yani. Ama şuraya gireceğim. Hop ve gideceğim. Tamam. Ama benim health down'ımı bana lütfen geri ver. 2 tane bundan var bu arada. Kullanamadık. Vallahi nerede bilmiyorum. Burada... Burada abi, burada ya. Tabii canım. Neyse ki değdi. Yani hani değdi. Değmedi değil. Şimdi diyordum ki at macununu alıp sürüyorlar abi. Tamam mı? Ya da yutuyorlar mı? Ne yapılıyor artık? İşte bilmiyorum. Ivermectin denilen şeyi ben kullanmadığım için. Ve bu arada bu ne için kullanılıyor onu da sana söyleyeyim. Parazitlerde etki ediyormuş, tamam mı? Yani atlar mesela parazitlendi. İnsanlarda da var tipi. Ama aslen hani atlarda kullanılıyor. Ve şöyle bir şey var. Nehir körlüğü diye bir şey varmış, tamam mı? River blindness diye. Parazitten mi artık neyden oluyor bilmiyorum ama. Şimdi bu müthiş zekiler. Bu şeyi biz alacağımızı alamadık. Neyse. En fazla bizim şu anda cana ihtiyacımız var. O yüzden can kasalım. Çok iyi. Şimdi aşağı ineceğiz. Bir eşya odamızı da bulalım. Sonra buradan hemen pıt pıt gideriz. Ama şuraya bırakalım. Şimdi bu zekiler, bak düşün ne o kadar zekisin ki abi. Diyorsun ki ben aşı olmam. Bunun yerine buna ihtiyacım var işte. Aşı olacağıma diyorsun. Ben iyisi mi? At macununu yutayım. Ve at macunu bitmiş. Yani insanlar at için olan ilacı alıp şey yapıyorlar. Kendileri için kullanıyorlar ve şöyle bir sıkıntı var. Bir araştırma yapılıyor abi. Ve at ilacını kullanan insanlarda ivermectin kullanımında şey var. Nasıl deniliyor Türkçe'de? İktidarsızlık yapıyormuş. Ve o kadar çok iktidarsızlık yapıyor ki. Hani 100 kişiden zaten 17'sinde kullanamıyorlar bile. Yani hani devam edemiyorlar şeye. Araştırmaya. Çünkü yeterince hani şey yok.
üretmesi gereken şey yok. Yani abi böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi biz Womb'a hiç inmeyeceğimiz için bunu hemen kullanalım abi. Müthiş. Gizli odayı da bulduk. Abi mükemmel bir el oldu. Üstelik Ludovico tam bizlik, biliyor musun? Sad bombs alırım. Yani nihayetinde dur. 5 ekstra bomba, o şeyi de alacağız. Magneti de alacağız. Çünkü bunu da bırakacağız. Hani bunlar hep kullanılabilir şeyler. Ya iyi ki bu katta dolaştık değil mi abi? Yani çok çok yararımız oldu bu kat. Şimdi bu Ivermectin'i niye bu kadar anlatıyorum biliyor musun? Çünkü bunu yapan insanlar var, tamam mı? Hakikaten. Ve bundan ölen insanlar da var. Mesela Covid olmuş. Ivermectin alıyor durmadan. Çünkü çok zeki ya hani. Bilimden daha zeki arkadaşımız. Kendi araştırmamı yaptım falan diyor. Yani doğal seleksiyon diyeceğim ama hani biraz acı oluyor ama. Acı da olmuyor abi. Yani artık birazcık kafanı çalıştır. Ooh, baby. Bu bombalar, bu şeyler. Bu nasıl bir dünya ya? Neredeyiz yani biz şu anda? Biraz kendim değil. Kocaman mavi çemberi, mavi çemberi, kırmızı çemberi yollamam lazım, değil mi? Bir dakika, çok param var benim. Çok da bombam var. Yani neden almayayım ki? Hani. Tamam, diğeri kalsın. 4 de luck. Yani her şeyimiz müthiş. Arkadaşım hiç şansın yok ya. Yani küçük delirium'u aldık. İhtiyacımız var mıydı? Yoktu tabii ki ama. Ya artık bir noktada mesela gene bir şeytan odası gelir. Şey çıkar. Sacrificial Altar diye bir eşya var. Türkçesi nasıl söylenir bilemiyorum. Hop. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Beni korkutma sakın. Buradan çıkacak ihtiyacı. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ha şeyi bırakmalıyım. Dur, magneti bırakmayı unutmamalıyım. Bunu da alacağız. Tabii ki alacağız. Yani hani bunlar artık şey eşyalar. Fasafiso. Ya fasafiso oldu zaten. Hop. Bayağıdır. Şurada gizli oda var mı ama? Bir de buralara bir takım bombalar bırakalım. Şey ne peşindeyiz dersen. Hani mantar var ya, bildiğimiz kocaman bir mantar. Abi ne kadar çok health up. Ve buna da ihtiyacımız kalmadı artık. Canımız da iyi ama neyse, hala alıyorum ben. Şimdi diyordum ki bu çok zekiler Ivermectin'i yutuyor abi, tamam mı? Hop. Ya şimdi Facebook'tan mı ne çıkmış bu arada bu? Hani Ivermectin işe yarıyor falan diye. Bazı şeylerde hani kişilerde, Ivermectin kullanan kişilerde etki ettiği, hani Covid'in azaldığı hop, gözüküyor. Fakat bu demek değil ki etkisi hani tamamlandı. Şeyde, komplo teorisi de ne biliyor musun? Ivermectin çok hani ucuz. Onu kullanmak yerine işte şey yapıyorlar. Söyle adını. Sana aşıyı basıyorlar ki işte sağlık ortamı kar yapsın. İşte hani ne zaman devlet sana yalan söylemedi ki şimdi doğruyu söylesin. Bir anda sağlığın çok değerli falan diyorlar. Şimdi bak, hep yarı doğrularla insan kandırma üzerine. Bunu sana niye anlatıyorum biliyor musun? Çünkü hayatının her orta döneminde karşına bu tarz tipler çıkacak. Yani bu illa şey değil. Aşıyla alakalı değil. Az kötü hasar yemekten kaçınmalıyım ben. Ya artık gerek yok çünkü hani işin özü o. Hakikaten artık ya şurada dursam yeterli aslında. Biz marketi bulmuş muyduk? Bulmamıştık, tamam. Bu arkadaşı birazcık aslında yapmasam daha iyiydi ama neyse, dur bakalım. 6. Hadi. Hadi, momentumumu azalttın arkadaşım. Momentumum azaldı benim. Momentum. Bana bir eşya vermeni bekliyorum yalnız. Hani olur. Ansuz'u kullanmak istemiyorum ama bunu da artık hiç etki etmeyecek. Yani öyle bir gerçek var. Booster Pack. Güzel bir eşya değil benim için. Two of Spades. Bunu kullanabiliriz. Şuraya bir Bonibon. Oo, yalnız burada yani şu hareketi yapmak zorundayız birazcık.
ne yapıyorum, ne yapıyorsun dersen, şimdi bak Two of Diamonds'ı kullandığımızda paramız artacak. Hani 99 paraya gelme şansımız var, onu yapıyorum şu anda. Ama oyun hani inatla Edmund, hani o kadar çok şey verdim artık, o kadara da ihtiyacın var mı diyor bana. Haklısın Edmund, yani ne diyeyim. Stars, Moon'u kullanmama gerek var mı? Yok. Şimdi şunu bir alacağız. İhtiyacımız var mı? Yok ama... There's options. İşte bunu istiyordum. Süper. Güzel, rahatladık. Şimdi Moon'u tutacağım. Ne olur ne olmaz. Neden Health Down'u tutmuyorsun dersen... Bir sebebim var abi. Geçen unuttum çünkü. Şeyi unuttum. Hani buna ihtiyacımız var. Çaktırmadan. Göreceksin hani... Alternatife gidiyoruz ya onun için. Burada bombalarımızı da iyice bitirdik. Canımızı da topladık. Yani daha ne olsun? Bir de Familiar'ı aldık. Ya abi dünya iyi bir yerde yani bizim için. Şu anda hiç sıkıntımız yok bizim. Onu da ver. Hoşça kal. Mükemmel bir run oldu ya. Perşembe run'ı. Neydi? Tamam. Kendimizi... Bu da yani hani artık bunlar çok gerekli eşyalar değil. Hasar alsak biraz. Menzile de ihtiyacımız yok. Menzil sıkıntımızı da çözdük. Şimdi burada dikkat edeceğiz abi, tamam mı? Yani hani başımıza gelecek şeylerden dikkatli olsun. Burada bu ne yapıyor? Hap lazım galiba. Gulp diye bir hap var. Belki bilirsin. Gulp hapına aslında onu keşke bozmasaydım. Abi çember manyaklığı yaptık. Gulp hapını konuşamıyorum. O kadar güzel ki run çok lezzetli. Lezzetli çipetpet oldu run. O yüzden konuşamıyorum. Toxic Splash Damage'ı alalım. İyice bir yeşil bir pisliğe döndü. Müthiş. Bu nedir? Telepills. İhtiyacımız yok. Peki bu nedir? Shot Speed Up. Peki. Alanı da buraya bırakabilirim artık. Birazcık geri verelim. Hani çok aldık makinamızdan. Makinamıza birazcık geri koyalım değil mi? Güzel. Artık gidebilirim ben burada. Hani bitirdim burayı. Yalnızca şöyle bir durum var. Abi mükemmel bir el oldu ya. O kadar iyi bir el oldu ki Bass Rush neden olmasın? Yani değil mi? Eğer bu eli ben kazanamazsam yani sorun bende abi. Rahatlıkla söyleyeyim. Bu arada... Şöyle yapacağım. Bak onu halledecektik, unuttum. Dur, neredesin? Bunu kullanacağım. Neden kullandım dersen. Şöyle. Çok tırsıyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. Sırf o yüzden. Bu nedir? Hermit. Oo. Olmadı. Judgment. Okey. Yalnız bu Judgment'ı kullanmayalım. Tutalım. Şimdi gideceğiz Fool'u geri alacağız. Biliyorsun hani yapmamız gereken bir takım olaylar var. Broken Magnet'ı istemiyorum. Fool'u tutacağız. Mysterious Paper'ı tutacağız. Tamam. Bu arkadaşlardan kurtulalım. Küçük de... Abi Incubus kalsın Küçük Delirium. Çok eğlenceli. Yani hani bir takım çemberlerde böyle mahvediyoruz önümüze geleni. Evet Isaac. Çok fazla vurmuyoruz ama... Hop, ihtiyacımız da yok zaten. Böyle yavaş yavaş bitireceğiz. Bakalım en sonda kazanabilecek miyiz? Asıl şeyimiz o. Şimdi ne için diyordum bak? Bu Ivermectin muhabbeti vardı hatırlarsan. Niye bu kadar bunu yapıyorum? Çünkü böyle hafif gerçekleri söyleyerek... Sana bir şeyler anlatmaya çalışan. Şunu alıp kaçalım. Yok efendim öyle değil böyle değil falan diye kandırmaya çalışan. Dur daha bitmedi işimiz, gideceğiz. Bir kartımız var yukarıda biliyorsun, onu alacağız. Şuydu, Judgment'ı alacağız. Evet. Böyle bir sıkıntım var benim. Hasarım az. Yani bana hasar eşyaları verseydi dünya daha güzel bir yer olabilirdi. Bunların hiçbiri artık bana hasar ver. Ben gideyim ya, gel. Biraz uzun sürecek şeyimiz ama yapacağız. Ben inanıyorum abi.
Judgment'ı da kullanabilirdim. Kullanmadım. Neyse. Boşver ya. Riske atmayalım. Bakarsın. Hani kazanırız. Kazanırsak müthiş olacak. Bak gördün mü? Bir tık güçsüzüz. Yani hani çok değil ama. Yani gene de çok iyiyiz de. Bunu da kullanmayacağım. Bunların hiçbirini istemiyorum. Hop. Hayır. Bir kere daha hasar yok. Şimdi... O yüzden işte kafayı açık tutmak lazım. Yani kimin seni nasıl kandıracağı, ne yapacağı hiçbir zaman belli değil. Bunlardan hepsi hangisi iyi bilmiyorum ya. Yani Metal Plate hasar veriyor ama Rotten Tomato da ne yapıyor? Bunu alasım geliyor. Bir işe yarıyor mu burada bana? Emin değilim ama neyse görmüş olacağız. Yine hasar peşindeyiz biz. Hani bana hasar verirse... sıkıntım olmayacak. Ya şunu da yapacağım artık. İyi ki yaptım gördüğün gibi. Hiçbir işe yaramadı. Hop. Kalp. Oo bu iyi olmadı. Bu da yani gerekli değil. Biraz bekleyeceğiz. 2, 3, 4. Bu aldığımız eşya bize bunu yaptırıyor. Keşke bir gulp çıksaydı da gulp'u kullanabilseydik ama öyle bir şansımız yok. Trinket desem bıraktım. Aa. Gelebilir misin arkadaşım? Heh. Burada bir de ilginç bir şey var. Bizi şey beklemiyor. Boss beklemiyor. Ya sanki şurada buraya girmeye değer açıkçası. Arkadaşım bir sakin ol. Bu katta bu arada şey de var. Market de var, bakkal da var. Onu unutmamakta fayda var. Şimdi bak şöyle çıkacağız, geri gireceğiz. Şuraya bir bomba bırakırsak bu sefer açılacak. Açılmayacak. Hayır, yasak arkadaşım, yasak. Çok fazla oldu sana. Yani bu kadar fazla eşyaya ihtiyacın yok dedi oyun bana. Peki tamam. Saygımız var diyelim. Neyse diyordum ki. Hani kim ne zaman sana neyi doğru söyleyecek ne yapacak. Ve bu adamlar da hani bu Ivermectin kullanayım olayı da. Kendi araştırmamı yaptımcılar da aslında aynı ekolde. Hani hop. Problem de belki biraz orada. Ama... Hani neyi, şuralara bir bomba bırakalım. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biraz hani algılamak gerekiyor. Hani doğru yargıda bulunmak gerekiyor belki. Peki bunların hiçbiri benim işime yaramıyor ama. Bunu da alırım. Bunu da alırım. Daha almama gerek yok. Bence gayet iyi. Keşke böyle daha iyi bir eşya verseydi bize ama neyse sorun değil. Hop. Arada hasar da yiyoruz nasıl yiyorsak. Evet şimdi yukarı çıkmaya başlayabiliriz. Güzel güzel. Şimdi burada şöyle bir problemimiz var. Bir yerlerden şey çıkacak. Söyle adına. Cracked key çıkacak. Onu kesinlikle unutmamalıyız tamam mı? Burada umut ediyorum ki dogmayı yenebiliriz. Yani. Tamam direkt bana çıkışı verdiysen. Hep buralarda böyle hani şey gözleri açık tutacağız abi. Cin gibi olacağız. İşte cin gibi olman lazım gerçek hayatta da. Yoksa bir anda at macunu yutarken kendini bulabilirsin. Şurada bir bomba lütfen. Çok yani çok lezzetli bir çipetpetti o. Emperor burada herhalde işimizi görmüyor. Bizi başa atacak. Göreceğiz bakalım dur. Ne neredeydi artık bilmiyorum. Bunu kullansam kullanamıyorum gördüğün gibi. Hap lazım. Yani bu haplık. Keşke bir iki hap daha olsaydı böyle iyi hap. Oğlum işte mesela bana deseler ki hani şu anda çocuk istiyor musun?
açık ve net hayır. Çok zor abi çocuk bakmak. Yani yeğenden biliyorum. Yeğeni çok seviyorum. Ama çocuk bakmak çok zor bir şey. Yani o kadar çok sorumluluk var ki. İşte bak bu şeyde de, hikayede de büyük ihtimalle Isaac'in babası dayanamıyor. Help down. Devil'ı tutacağız abi. Dur. Help down değil, Devil'ı tutacağım. Şükür. Ve hani kaçmaya başlıyorsun bazı şeylerden. Mesela ilişkilerde de olabilir bu. Bende de olmuştu. Hani kaçıyorsun. Sorumluluğu almak istemiyorsun. Zor abi o yüzden. Çok zor. Herkeslik değil. İyi, biz yolumuza devam edelim. 22. dakikada buradayız yalnız. Biraz abarttık gibi değil mi? Yani hani hikayede baba da suçlu ama anne de. İkisi de aslında farklı kaçış yöntemlerinde bak. Hikaye belki birazcık da orada hani. Şeyi alabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu düşmanın şöyle bir olayı var. Buraya bir bomba bırakırsan. Neyse biz kaçırdık ama. Hemen tek bombayla ölüyor. Bunu tercih ediyorum. Bir işe yarayacağı için değil ama. Şöyle bir bomba bırakıp bunlarla uğraşırsam. Gördün mü? Aslında tek bombalık. Hani öyle öldürmeye çalışmak yerine bombayla temizleyebiliyorsun. Bu arada cracked key'yi alacağız. Cracked key'imiz nerede bizim? Umarım kaçırmadım. Basement 1'de galiba çıkacak karşıma. En baştan bıraktıysam. Vallahi çok şeyim yani. Hani tırsıyorum. Burada dursam yeterli. Abi çok güzel değil mi ya? Şu tipimize bak yani. Hop. Ya böyle güzel güzel takılıyoruz ama bakalım dogmayla başımıza neler gelecek. Bence asıl hani bu buralar kolay. Ama bir de dogmayı görelim. Bir de şunu alalım. Ya, repentance ile trinketların etkisi çok arttı. O da iyi oldu. Bence. Neyse bak kaçış. Ya, şeyi gördüm dur. Hadi small rock. Verebilir. Bence verebilirdin yani hani. Bunu alacağım. Evet, crack key'ye ihtiyacımız var %100. Keeper'ın kafası çıkar mı? Bazen çıkıyor. Bunların hiçbirine artık ihtiyacımız yok. Isaac'in bu hikayesinde de yani buraya geldiğinde de konuşmak çok şey oluyor ya. Zor oluyor yani. Dur bir dakika geleceğim hemen. Bir şey unuttum. Tahmin ediyorum müziği açmayı unuttum gene. Kendim oynarken dediğim gibi müziği kapatıyordum. Dur bakayım. Yani şu noktada müziği açacağım. Dur bekle. Hemen geliyorum. Geri geldim. Hayır müzik normalmiş. Süper. İşte ne dedik? Kafayı şey yapacaksın. İyi tutacaksın abi. Hani at macunu yemeyeceksin tamam mı? Hani ona dikkat edeceğiz. Şimdi buna da nasıl ulaşabiliriz? Ta en başından beri söylüyoruz. Buna ulaşmanın yolu iyi eğitimden geçiyor tamam mı? Şimdi okul sadece şey değil. Sana bilgi vermenin ötesinde bilgiyi alma ve hangisi doğru hangisi yanlış onu algılama yetisi de veriyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Burada hiçbir şey yok. Neden olmasın? Belki bir işe yarıyordur burada bilmiyorum. Şimdi şu şeyi yenebilirsek. Yalnız hemen şurayı bir açalım. Evet merhaba arkadaşım. Çok güzel. Bakalım nasıl bir karakter. Tainted Azazel hiç oynamadım. Göreceğiz. Tüh, keşke gene menzil verseydi. Ama anne olduk o da bir şey. Hadi bakalım. Evet bu arkadaşımızla takılacağız şimdi. Bunu yeneceğiz. Bence dogmayı yenebiliriz diye tahmin ediyorum ama. Tabi biraz zor olacak. Sıkıntı şurada. İkinci aşamasını ben hiç yenemiyorum. Bu karakterin. Yoksa şurada durup bomba koymak. Hani. Bak böyle bir takım gıcıklıklar yapıyor.
Burası zor taraf değil zaten. Hani onu biliyoruz. Zor taraf şimdi geliyor. Burada konuşma şeyimiz azalıyor tabii ki. Blood of Jesus, evet. O kötü hasarı yemeseydim daha iyi olacaktı. Neredesin? Neredesin? Seni göremiyorum. Allah! Anne, 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 anne. Çok fazla hasar yememek bizim yararımıza olacak. Nerede? Nerede? Çünkü yani bir sonraki noktada da başımıza gelecek şeyler var. Neyse, burayı rahat geçtik. Bir kalbimiz daha olsaydı daha mutlu olacaktık ama o da bir şey. Boşver. Burayı geçmeyeceğim artık. Bunları izleyelim. İşte bak, at macunu dedik. At macununa karşı olan mücadele aslında bu. Yani hani dogmaya karşı olan mücadele. Peki. Buraya daha önce geldik ya. Daha önce de kazandık değil mi? Bu işi yaptık daha önce biz. Şimdi mahşerin atlıları. Gel arkadaşım. Buraya bir bomba bıraksam. Oo süper. O bu güzelmiş bak. Ama bombalarımı çok kullanmayayım. Ama eğlenceli ya. Bir dakika pardon. Arkadaşım bir dakika. Ben iyisi mi? Bunları burada tutayım. Aha geliyor. Birazcık daha güçlü. Ya biraz hasara ihtiyacımız vardı. Çok değil değil mi ya? O zaman hiç böyle burada sıkıntı çek... Ha gene sıkıntı çekmiyoruz ama daha da az sıkıntı çekerdik. Daha da iyi olurdu. Mesela placebo eşyası var. Hiçbir işimize yaramıyor değil mi? Hop. Hop. Çok güzel. Sen orada takıl. Ben burada takılayım. Seni. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bunlar çok oldu. Yani Ludovico bizi acayip kurtardı. Yani açık ve net. Ludovico olmasaydı biz bu eli alamazdık. Biliyorsun daha önce elimizi bitirdi Ludovico. Ludovico yüzünden kaybettiğimiz oldu ama burada müthiş iş yaptı yani. Hop. Hop. Aman Allah. Aa! Evet, hello, hello, hello. Seni. İlk hasarımızı aldık. Yalnız bu işi hallettik diye. Tabii annede çok zorlanacağım. Bakalım artık orada kullanabilecek miyim kafayı? Yani şu anda kafayı kullanabiliyorum gibi ama hani arada hala biraz bir şeyler söyleyebilirim. Hani 3-4 kelime falan çıkıyor en azından. O da bir şey. Bomba olayını çok sevdim. Hop. Hop hop hop. Hasar almamaya dikkat edelim. Gitme gitme. Güzel. Evet şimdi asıl yetkili ablaya geldik. Yetkili bir ablaya benziyorsun'a geldik. Tamam ya biz bu işi hallettik abi. Burada böyle takılacağız. Bizlik hiçbir şey yok. Biz sadece böyle gideceğiz. Bence bu işi yaptık ya. Süper. Azazel'la hem de bayağıdır hani kötü oynuyorduk. Bugün iyi bitirdik. Neyden bahsettik? At macunundan bahsettik. Komik bir şekilde.
bir dakika arkadaşım beni lütfen pardon. Evet, lütfen affedersin. Şimdi daha da bahsedeceğim şeyler vardı ama biliyorsun kendimiz komplo teorisi üretecektik. Bak onu bir türlü ayarlayamıyorum. Kaç seferdir yapacağım. Oo. Onu unutmasaydım daha iyi olurdu. Hoppa. Sana bir bomba bırakabilir miyim? Hasar yedim ama olsun. Uf uf uf. Yalnız ölmememiz önemli. Buralarda dikkat edelim lütfen. Ölmeyelim. Çok hasar yedik. Buralara da bu kadar... Okey. Bir dakika, hiç buralara daha önce gelmedim. Genelde ölüyordu şimdiye ama ölemedi. Hırsıyorum. Ay, lütfen. Hayır. Buraya kadar gelip ölmeyelim ya, ne olur. Şeyimiz... gerilimimiz hat safhada abi. Gerilim hat safhadaydı. Ama kazandık. Smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house on the top. Isaac and his parents lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, and we have one with Abaddon. Oh, nihayet gördüğün gibi, tabi bu arkadaşlar Void'i yapmamışız ama müthiş bir iş yaptık. Pırra diye temizledik. Yarın Cuma günü karar veremedim. Hani pilavlıda ne yapalım? Bir pilavlıda grid mi yapalım? Yoksa hani yeni arkadaşımızla mı takılalım? Belki yeni arkadaşımızla grid yaparız değil mi? Hani öyle bir şey de olabilir. Neden dersen ki Keeper'ı açalım. Keeper'ı çok seviyorum. Hani en sevdiğim karakterlerden o yüzden. Neyse göreceğiz. Görüşürüz. Çok iyi oldu ya bu bölüm.